Bu çok sıra dışı bir maç olacak. Ancak olağanüstü ve gergin geçeceğine de bahse girebilirim. Sol köşede Megalodon var. Bu türün soyu yaklaşık 3 milyon yıl önce tükendi. Fakat günümüzde efsanevi bir hayvan olması boşuna değil. Kendisi gelmiş geçmiş en büyük köpek balığıdır ve zamanının en güçlü yırtıcılarından biridir. Şimdi de sağ köşedeki rakibi Titanoboa için bir alkış alalım. Titanoboa tüm yılanlardan çok daha büyüktü. Kolombiya bataklıklarında yaşıyordu ve bölgenin gerçek patronu oydu. Avlamaya karar verdiği her hayvanı tamamen yiyebilirdi ve bu konuda kendine rakip tanımazdı. Dev bir kaplumbağayı, hatta bir timsahı bile yutabilirdi. Günümüzdeki boa yılanlarına benziyor olsa da davranışlarına bakarsanız tam bir anakondaydı. İnanın bu çok korkutucu bir karışım. Peki dev bir köpek balığını durdurabilir mi? Hadi boyutlarını kıyaslayarak başlayalım. Megalodon'un gerçek boyutunu hala bilmiyoruz. Çünkü günümüze kadar gelen kalıntıları fosilleşmiş omurlardan ve dişlerden ibaret. Fakat bilim insanlarının genel olarak düşündüğüne göre bu canavar yaklaşık 15 metre uzunluğundaydı. Yani sadece bugüne kadarki en büyük köpek balığı olmakla kalmıyor, aynı zamanda döneminin en büyük balığı da oydu. En yakın rakibi ise günümüzdeki balina köpek balığıdır. Ama kendisi sadece 12 metre boyundadır. Devasa Titanoboa ise bir tesadüf eseri bu kadar büyümüştü. Yılanlar soğukkanlı hayvanlardır. O yüzden yaşamak ve büyümek için sıcak bir iklime ihtiyaç duyarlar. Kuzeydoğu Kolombiya buna çok uygun bir yer. Titanoboa yaşarken oradaki sıcaklık 32 derece civarındaydı. Bu onun 12,8 metre gibi inanılmaz bir boya ulaşmasını sağladı. Titanoboa Guinness Rekorlar kitabına giren en uzun yılanı kolayca yutabilirdi. Bu arada en uzun yılanın boyu sadece 7,6 metre kadardır. Ama yine de uzun bir lokma sayılır. Kısacası 15 metreye karşı 12,8 metre. Yani ilk puanı Megalodon kazanıyor. Peki ağırlıklarına ne demeli? Titanoboa hemen hemen 1100 kilogramdı. Yolcularıyla birlikte küçük bir arabadan daha ağırdı. Tabii Titanoboa'yı öğle yemeğini yedikten hemen sonra tartarsanız daha yeni yuttuğu kaplumbağa veya timsahtan dolayı ağırlığı birkaç yüz kilo artabilirdi. Titanoboa'yı çok büyük bir teraziye koysanız dengelemek için diğer kefeye 5 dev anakonda yerleştirmeniz gerekirdi. Fakat Megalodon gerçekten inanılmaz bir şekilde Titanoboa'dan tam 50 kat daha ağırdır. Ortalama yetişkin bir dişinin ağırlığı 27 ila 59 ton arasındadır. Yani boş bir Boeing 737 kadar. Üstelik el bagajları bile dahil değil. Megalodon'un uçamaması ne büyük şans. Ağırlık kategorisini kazanan bariz bir şekilde Megalodon oluyor. Bu antik köpek balığına bir puan daha yazıyoruz. Bunu demekle birlikte öyle bir ağırlığa sahip olmak bu köpek balığının hareket etmesini zorlaştırıyordu ve birazcık sakar olmasına yol açıyordu. Bu da bizi bir sonraki kategoriye getiriyor. Hız ve çeviklik. Megalodon'un yüzme hızı saniyede yaklaşık 5 metreydi. Bu hız onu en büyük yırtıcı yapmaya yetse de hala birçok başka türden daha yavaştı. Megalodon bir havuzda yüzecek olsaydı ve yanında Usain Bolt koşsaydı hızı 2 katı olurdu. Bu arada kendisinin ulaştığı en yüksek hızın neredeyse saniyede 12,8 metre olduğunu da belirteyim. En hızlı deniz canlısı olan yelken balığı ise saniyede 30 metre hıza ulaşabilmektedir. Megalodon'un boyutu ve ağırlığı tıpkı büyük bir kamyon gibi çok yavaş dönmesine neden oluyordu. O yüzden bu köpek balığı saldırdığı zaman hamle yapmak için tek bir şansı vardı. Kaçırırsa ikinci girişimi için geri dönmesi gerekirdi ki bu da avına kaçması için gereken zamandan fazlasını verirdi. Titanoboa da o kadar hızlı değildi. Özellikle de karada. Fakat dev yılan sudayken saatte 20 kilometre hızla yüzebilirdi. Çok sayılmaz ama gerekirse Megalodon'dan kaçmasına yeter de artar. Bu kadar iyi yüzebilmesinin nedeni esas avlanma alanının su olmasıydı. Aynı zamanda bir yılan olduğu için de inanılmaz bir hareket kabiliyetine sahipti. Çabucak kıvrılıp yönünü değiştirebilirdi. Yani Megalodon'un ısırığından kolayca kaçabilirdi. İşte Titanoboa da ilk puanını aldı. Skor Megalodon'un lehine 2-1. Sıradaki bölümse dövüş becerileri. Megalodon inanılmaz derecede akıllıydı. Avının türüne göre taktiklerini değiştirebilirdi. Bilim insanları bazı balina fosillerinin üzerinde Megalodon'un diş izlerini buldu. Bu izler, dev köpek balığının avını çabucak etkisiz hale getirmek için vücudunun hayati bölgelerini ısırmayı hedeflediğini gösteriyordu. Megalodon'un diğer kurbanlarının kalıntılarındaysa çoklu kırıklar vardı. Bunun sebebi
Megalodon'un neredeyse karşısına çıkan her şeyi yıkabilecek kadar güçlü bir koç vuruşu yapabilmesiydi. İşin aslı, bu 50 tonluk canavar beton duvarları bile un ufak edebilirdi. Yani Megalodon'un rakibinin pek şansı yoktu. Bazı megalodonlar avladıkları balinanın önce kuyruğuna ve yüzgeçlerine zarar vermeyi tercih ederdi. Bu sayede avının kaçmasını engelleyerek savunmasız kurbanının işini bitirme fırsatı yakalardı. Titanoboa ona nasıl karşılık verebilir dersiniz? Dev yılan zehirli değildi ama bu onun 4 metreye kadar her türlü hayvanı avlayamayacağı anlamına gelmiyor. Titanoboa'nın ısırığının çok özel bir deseni vardı. Dişlerinin ve çenesinin yapısı avının bedenini kaçış yolu bırakmayacak şekilde sıkıştırmasını sağlıyordu. Avlanırken anakondanın ya da boa yılanınki gibi taktikler kullanıyordu. Taktikler derken avının hareket etmesini önlemek için kuvvetli kaslarını ve ağırlığını kullanmasını kastediyorum. Hayvanın enerjisini bitirmek için bütün gücüyle bastırıp onu çaresiz bırakırdı. Yani Titanoboa sadece hızlı ve çevik değildi. Aynı zamanda kendini savunmayı da iyi bilirdi. Bu da ona dövüş becerileri bölümünde 1 puan kazandırıyor. Skor 2-2 oldu. Son round'a giriyoruz. Bu antik canavarlardan hangisinin kazanacağını görmemize sadece bir bölüm kaldı. Sırada dövüş araçları var. Megalodon'un koç vuruşu gücünün dışında elinde daha neler var neler. Her ne kadar eli kolu olmasa da sahip olduğu kozlar şahane. Mesela çenesini ele alalım. Dişleri 18 santimetre uzunluğundaydı. Bu dünyadaki bilinen köpek balıkları arasında kesinlikle bir rekor. Ayrıca ağzında bu ölümcül sivri şeylerden 5 sıra halinde 250 tane falan vardı. Bu dişlerin son derece keskin olması balina gibi büyük hayvanların kalın derilerini delmelerini sağlıyordu. Megalodon'un çenesinin genişliği 2 metreydi ve yaşamış olan tüm hayvanlar arasında en güçlü ısırıklardan birine sahipti. Megalodon'un çok tehlikeli olan dişleri aynı zamanda son derece değerlidir. Bu antik ön dişlerden biri bir keresinde Batı Avustralya'da bulunmuştu. Kazılıp çıkarıldığı yer gizli tutulduysa da bu davetsiz misafirlerin onu çalmasını engellemedi. Büyük olasılıkla şimdiye kadar özel bir koleksiyonda yerini almıştır. Ne yazık ki bilim insanları Megalodon hakkında daha fazla şey öğrenme şansını kaçırmış oldu. Titanoboa'nın da tehlikeli dişleri vardı. Bu dişler iğne gibi ince ve sivriydi. Yılanın çenesinde olta kancası gibi içeri eğilirlerdi. Bu küçük özellik Titanoboa'nın avını iyice yakalamasını sağlardı ve en küçük koşarak ya da yüzerek kaçma olasılığını bile engellerdi. Hayvan kendini çekerek kurtarmaya çalışırsa canını daha da fazla yakardı. Ayrıca Titanoboa'nın son derece çevik olduğunu da unutmayın. Yani saldırı hamlesini yaparken inanılmaz bir hıza ulaşıyordu. Şimdi sıra dövüşe geldi. Titanoboa hiçbir zaman açık denizlerde yüzmez. O yüzden şu an Megalodon kendini kaybolmuş bir şekilde Kolombiya açıklarındaki sığ bataklık bölgede buldu. Böyle bir suda hareket etmek Megalodon için işleri daha da zorlaştırdı. Ama Titanoboa'yı sadece bir kez ısırsa bile dövüş biter. Fakat köpek balığı yılandan çok daha yavaş hareket ettiği için henüz o muazzam çenesini kullanma fırsatını yakalayamadı. Titanoboa Megalodon'a saldırmaya başladı. Ancak keskin dişleri çok kısa olduğu için kalın derisine pek zarar veremedi. Nihayet Megalodon şansı yakaladı ve dövüşü tek bir ısırıkla bitirdi. Anlaşılan bu kavgada asıl önemli olan şey dişlerin büyüklüğüymüş. 3-2'lik bir sonuçla zafer dev köpek balığının oldu. Hey! Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.